Galatasaray bir alışkanlığın peşinde. Gerçekten de gördük ki alışmış başka bir şeylerden betermiş. Her türlü öne geçtiği her maçı özellikle mavi renk görünce herhalde geriye ileri öne geçti de geri düşüyor, beraberliğe getiriyor maçı. Kimlerle beraberiz? Ahmet Çakar, Gökhan Dinç, Rasim Ozan, Kütahyalı'da beraberiz. Bir şok yayındır. Bu bir utanç yayınıdır. Biz utanıyoruz onunla. Bak, sağdaki futbolculara söylüyorum. Mertens'e söylüyorum. Icardi'ye söylüyorum. Barış'a söylüyorum. Okan Buruk'a söylüyorum. Biz bu yayını yapmaya utanıyoruz. Siz o sahada bulunmanızdan utanmıyorsanız puh size. Vallahi billahi. Çok ilginç. İlginç. Vay sen cücelalli melalli canlı canlı geldin. Bu iğrenç bir ortam hocam. Bu rezil bir ortam. Köy takımı değil mi? Şunun açıklanacak bir yanı yok. Futbolla falan açıklanıyor. Yani... Arka arkaya. Bak dinle beni dinle. Dinle. Lütfen dinleyin Gökhan Bey. Hocam neyi dinleyeceğiz? Kurban olsun. Delirmeme geldi değil. Müsaade. Hocam köy takımı neyi anlatacak ya? Okan Hoca çıkıp bu yayının sonunda ne anlatabilir ya? Okan Buruk'a seslensin Ahmet Çakır. Al Capone tanır mısınız? Tanırım. Evet hocam. Tanır mısınız? Kimdir? Chicago'lu gangster. Ünlü bir gangster. Onun bir lafı var. Sabah arabama binerken evden çıktığımda bir herifi görürsem good morning derim, günaydın derim. Öğlen lokantaya yemek yemeye gittiğimde yine lokantanın köşesinde baktığım vakit aynı adamı görürsem bir araştırtırım ne ayak diye. Gece eve girerken karanlıkta yine o adamı köşede görürsem vururum. Bu birinci şey sahne. İkinci sahne. Young Boys maçı çok ama çok kötü oynayan bir Muslera. Rövanşında zaten maç bitmiş. 94'te golü yedikten sonra adamın poposuna tekne atan adam Muslera. Ardından Kasımpaşa maçı 3-0, 3-3'e getiren Galatasaray. Hadi Kasımpaşa iyi bir takım. Bizim PTT birincilik takımı Rigas'a 2-0 öne geçtikten sonra 2-2'ye getiren Galatasaray. Türkiye temiz kalpli uyanıkların ülkesi. Mesela, nasıl yani hocam? Temiz kalpli uyanıklar mesela. Gökhan çok uyanık bir adamdır ama kalbi pis değildir. Rasim çok çok uyanıktır. Kalbi pismiş gibi görünür ama aslında değildir. Ben de kalp olmadığı için pis mi kirli mi bilemiyorum. Sen tertemiz bir oğlansın. Hocam sen kalpli. Şunları demek çok kolay. Bu ne laubalilik, bu ne şımarıklık. Okan, Mokan. Bakın arkadaşlar. Sen bu maça Galatasaray bu soğuk havada 3 gün sonra Alanya maçın varken tam birebir A takımda 11-11 çıkarken mesela sahada başka birini deneyebilirdin. Belkan'ı orta sahada Torreira'nın lehine deneyebilirdin. Yani Kasımpaşa gibi önemli maçta rotasyon yapıyorsun. Çünkü bu maçın telafisi Habibi yine Galatasaray bu gruptan çıkar. Daha 6 tane maç oynayacak. Doğru. Kasımpaşa maçında manasız rotasyonlar yapıyorsun. 3-4 kişi. Kasımpaşa üzerine gelmene rağmen Torreira'yı sahaya sokmayı sokaktaki simitçi akıl ederken Okan Buruk akıl edemiyor. Bu akşam hakikaten bizim PTT birincilik takımında ilk 5'e oynayabilecek dipte bir takıma karşı Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak 11'le çıkıyorsun. 11'le. Evet hocam. Yani Osimhen sakat olmasa Osimhen tamam. İlk 11 ideal 11. Niye mesela Danimarkalı çocuğu sağ bekte denemiyorsun, Berkan'ı sol bekte denemiyorsun? Fark etmek için hocam. Hayır şeyi söylüyorum. Kerem Demirbay'ı niye Torreira'nın yerine oynatmıyorsun? Fark etmek için işte. Neyin farkı? Ligas takımına fark atmaya çıktım. Attın değil mi? Ben bunları yemem. Bu ne demek hocam? Bu şu demek. Aldığın koku bu, hayır bu şu demek. Okan formsuz. Futbol top yuvarlaktır. Futbol yol kazasıdır. Fakat yol kazaları hep çok tuhaf anlarda oluyor. Mesela Fenerbahçe maçında yol kazası olmuyor. Fenerbahçe'yi paramparça ediyorlar. Bir başka maçta yol kazası olmuyor. Yol kazası hep yol kazası olmaması gereken maçlarda oluyor. Bu ne demek hocam? Valla nasıl anlıyorsun? Siz zeki, çevik ve ahlaklı Türk gençleriniz. Hocam aldığın kokuyu söylesen. Ben koku falan diyorum. Şu anda aldığım koku. Şu anda aldığım koku. Bu harika boyanmış, yeni boyanmış bir odada vernik kokusu alıyorum. Tinel kokusu. Parfüm ya da. Ahmet Hoca'dan biraz daha farklı düşünüyorum. Bir kere ben bu maçta Okan Hoca'nın Okan Buruk'un yapması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sahaya sürdüğü 11. Kötü oynatmıyor mu? Takımda bir yani neyse ya bitirme sorun. Rigas'a karşı
çıktığın kadronun ne oynayacağının bir önemi yoktur. Kadroyu aynen öyle. Yani. Neden böyle oynuyor Gamze? Neden 2-2 bitti? Abi oyunculardaki motivasyonu arttırman lazım. Oyunculardaki motivasyonu artıracak olan da ben değilim. Orada eleştireceksen onu eleştir. Orada ama ne rotasyondu? Orada rotasyon yaptın, burada rotasyon yaptın, onu yaptın, bunu yaptın değil. Burada iş Okan Hoca'nın ve teknik kadronun. Mustafa adam motivasyonu ya ne motivasyon? Ya Sazi sen mi oynayacaksın Mustafa'da? Tabii, tabii. Kimler oynayacak Mustafa'da? Bana ne abi stadın ne olduğunun? Bana ne kardeşim? Hep bahane bu, eski bahaneler. Ha o zaman eğer ki sen motive edemeyeceğini düşünüyorsan sen bu maçta, o zaman sen Kasımpaşa maçında niye rotasyon yapıyorsun? Aynen ya. O zaman Kasımpaşa tebi, maçında yapma. Tebrik ediyorum. Eğer ki sen oyuncuyu motive edemeyeceğini düşünüyorsan bu maça Icardi'yi, Torreira'yı, Mertens'i, Davinson Sanchez'i, Abdülkerim'i, Barış Alper nerede? Sağda ya işte yürüyordu. Barış Alper nerede? Yürüyordu sağda yürüyordu. Bakın Barış Alper'le ilgili ciddi sıkıntılar var. Yani Barış Alper'in performansı bu değil. Barış sana, Alper, bana gelen bilgiler sana da fazla geliyordu. Ben hani şu gece an gece alemi falan filan yok, geldi gece, mi sana? Gece alemi hiç gelmedi bana. Benim sadece takım içerisinde Galatasaray'da bazı problemler yaşayan, Berkan gibi oynamak isteyen, oynamadığı için sıkıntı yaşayan ve sıkıntı yaratan oyuncuların olduğu. Barış Alper'in de biraz da sanki böyle hani Avrupa'da transfer sonunda Avrupa'ya gitti, çok fazla haber yazıldı, çizildi. Bir motivasyon bozukluğu var, bir motivasyon eksikliği var. Ben bir futbolcunun kazanılıp kaybedilmemesi konusunda Okan Buruk'a ders verecek en son adamlardan birisi olabilirim ama birisinin Barış Alper'e bir çeki düzen vermesi lazım. Şimdi Barış Alper olmayınca ne olmuyor biliyor musun Galatasaray'da? Takım savunması düşüyor. Takım savunması düşüyor, hücum anlamında düşüyorsun, Icardi'nin topla buluşma sayısı düşüyor. Ne bileyim öteki kanattan Yunus'u ters kanatta oynattığında verimliliği düşüyor gibi bir sürü alternatif şeyler üretebilirsin. Barış Alper Galatasaray için çok önemli oyuncu. Barış Alper'in gerçekten kendisini toplaması lazım. Ben bütün bir faturayı, bütün bu maçı Barış Alper'e yıkacak değilim. Söylediğim şey yanlış anlaşılmasın ama çok net söyleyeyim. Çok Galatasaray'da iyi. Motivasyon anlamı. Abi Yusuf, Kerem Demirbay. Mesela Yusuf giriyor değil mi? Berkan giriyor sonra. Bu yaptığınız değişiklikler saha içerisinde sonuç vermezse o zaman sizin için büyük problem olur. Siz de tartışılır hale gelirsiniz. Galatasaray taraftarının en çok sevdiğim yanını söyleyeyim. İki kere 13. geldi. Dursun Özbek 13.lükten aldı takımı. Beşiktaşlı olarak söylüyorsun bunu. Galatasaray taraftarı dışarıdan analiz yapıyor. Aynen. Şimdi 13.lükten aldı Dursun Özbek ve Okan Buruk. İki sene üst üste şampiyon oldu. Dursun Özbek en çok eleştirilen, Ali Koç'tan daha fazla eleştirilen bir kulüp başkanı. İki sene üst üste şampiyon yapmış olması. Evet, Galatasaray kültürü. Dönüyorsun, dönüyorsun. Emre Belezoğlu bile Fenerbahçe'de bu kadar eleştirilmemiştir Okan Buruk tarafından. İki kere üst üste şampiyon olmuş olmasına rağmen. Tabii canım. Yani. Dolayısıyla Galatasaray'da önemli bir eleştiri kültürü. Eleştiri kültürü vardır. Doğru. Aynı zamanda bir empati de kurarlar. Biraz kumpas kültürü de vardı ama birinin başına kötü bir şey gelsin de tepesine abi o sadece Galatasaray'a özgü bir şey değil Gökhan abi, yani. Ahmet hocam tabii kripto efsanesi burada iki kere Ahmet hocama selam verip bahis baronluğu falan dedi. Bir şey bahis baronları bu gece. Bahis! Hocam. Şey anlayamadım neden. Size selam verip hocam. Siz bahis şikesi biliyorsun. Ne kardeşim dürüst. Hocam. Bir dakika Rasim abi bir şey söyleyeceğim. Ben hiç o kadar kibar olmayacağım. Vallahi kusura bakmasınlar. Söyle. Bugün Fenerbahçe'de Rigas'a yenilse, Beşiktaş'ta yenilse, berabere kaldı 2-0'dan. Abi rezilsiniz ya. Vallahi bak rezilsiniz ya. Eğer biraz utanmanız varsa, bak biraz utanmanız varsa çıkıp biriniz mikrofona biz utanıyoruz dedin. Ya da çıkmayın. Bakalım derler bak, belki. Utanmanız lazım. Utanmanız lazım. 9 milyon euroluk takım senin oynatmaya utandığın yerler seviyesinde takım. Sen utanmıyorsan eğer, o zaman futbolcuyu bırak. İdeal 11'ine çıkacaksın, efendim Ligas'ta... Okan'a sesleniyorsun, doğru mu? Okan'a da sesleniyorum, Barış'a da... Bir Yunus'u kendini Barış Alper'le ilgili bir şey söyleyeyim. Ya kardeşim, kolpa orada. Hocam. Kolpa orada. Kolpa şurada. Böyle bir maça, kendinden çok aşağıda bir takıma, kağıt üzerinden baş başı. Bal ligi, bal. İlk 11'in full kadro, asıl kadro bir kişiyi bir oynatmadan çıkartman benim için çok ciddi bir emaredir. Ben yemem kazanmak zorunda. Hayır, senin kazanmak zorunda olduğun bu maç değil. Senin kazanmak zorunda olduğun Alanya maçı. Ne zaman? Hocam, sabah geliyorsun.
Hayır. Kasımpaşa ve 3 gün sonra, 2 gün sonra yarın sabahki cuma günü pazar akşamı maç değil mi? Ben anlayamıyorum. Ben farklı düşünüyorum. Hayır abi, bu takım bugün rotasyonunu çıkar. Bu ne ya? Ya ben o takım, şey o takım Kasımpaşa, bak bu Galatasaray'ın elindeki kadro rotasyonlu ya da rotasyonsuz, evet, ne olursa olsun rotasyonlu ya da rotasyonsuz bu ligi bitirir. Tabii. Bu ligi şampiyon bitirir. Ya Gökhan abi, oha, bırak Galatasaray U19 takımı bu akşam yenememiş olsaydı yine utanıyorum derdim. U19 yenebilirdim. Allah bak U19 takımı yenememiş olsaydı... Bir dakika Rahman, özür diliyorum. Bu akşam özür diliyorum, sana bırakayım sözü. Bu akşam birileri kadro dışı bırakılacak. Doğru. Bu utançlık, bu rezilliğin sorumlusu olacak. Bışar, yaşadığımız bir olayı anlatacağım sana. Buyur. Biliyorsun abi, buradaydık. Gökhan ve Ahmet hocam yerine Oktay ve Can vardı. Bana o hafta çok telefon gelmişti. Galatasaray camisi güvendiğim isimler. Galatasaray'ın bir kumpasçıları vardı ve gerçekten dürüst halis Galatasaraylılar. Hepsi birden, hatırlıyorsun o ara dedim, evet, bak dedim, ben bunu söylemek istemiyorum. Ama dedim böyle çok telefon geliyor, Oktay, Can dedim. Barış Alper'i hep gece görüyorlar. Fosur fosur sigara, içki, bu etkiler mi dedim. Hatta onlarla kendilerine yorum yaptılar. Kendi hayatlarına örnekler verdiler. Söylemedim o zaman. Bunu 2-3 haftadır konuşuyoruz. Bak ilk defa itiraf ediyorum. Yayında söylemiyorum Barış Alper'i yıpratmamak için. Belki yine de Galatasaray camiası en güvendiğim isimler bile olsa onlara belki söylenebilirdi. Bir tane arkadaşım ben bizzat gördüm dedi. Yalan olamaz. Ama bu büyük bir disiplinsizlik alameti. Üstelik aşırı çalışkan bir futbolcu Barış. Yani Barış, nedir bu? Ya abi şu bir dakika. Acun Ucalı'dan çok... bir açıklama var. Evet. Sahada mavi takım ve kırmızı takım vardı. Mavi takım kazandı, 3 puan aldı.